Ben sizin ilacınızı biliyorum. Ben sizin ilacınızı biliyorum. Siz bayağı azıttınız. Çoktandır ben bu kemeri çıkarmamıştım. Çoktandır medeni insanlar gibi yaşıyorduk. Ama demek ki kemersiz olmuyor. Demek ki siz kemeri seviyorsunuz. Sizin olayınız bu. Değil mi oğlum? He? Değil mi yavrum? He? Değil mi lan? He? Sırtını aç lan. Sırtını aç. Sırtını aç. Bak bir şey yapacağım. Sırtını aç. Aç. Bak hem buradan ses çıkıyor hem benden. Geberteceğim ulan hepinizi. Geberteceğim ulan. Geberteceğim lan. Geberteceğim lan. He? Canınız acımıyor mu? Ses çıkarsana lan. Ses çıkarsana. He? Ses çıkarsana. Neyim ben? He? Neyim? Kimim ben? Sizin için ne anlam ifade ediyorum ben? He? Ben sizin başkanınız mıyım? Yoksa ben bir eşek miyim burada? He? Kimim ben? Varlığımın ne anlamı var burada? Söyleyin ya. Biri söylesin ya. Desin ki siz göçsünüz ya. Başkanım siz göçsünüz. Biz sizi takmıyoruz desin. Vallahi kızmayacağım lan. Vallahi kızmayacağım bak. Ya da kızacağım da ona göre döveceğim. Yani hak vererek döveceğim. Ya biri desin ya takmıyoruz sizi desin ya. Oğlum ben sizin başkanınız değil miyim? Neden benim hiçbir dediğim yapılmıyor? Neden benim hiçbir dediğim yapılmıyor? Kimim ben ya? He? Kimim ben? Komutan Logar mı? Onun ben amına koyayım. He? Kimim ben? Neyim ben? Artık sorgular oldum. Ben başkan mıyım? Ben eşek miyim? Ben neyim ya? Ben neyim? Biz burada ne yapıyoruz her hafta ya? Ben size neyi söylüyorum her hafta burada? Burada oyun mu yapıyoruz? YouTube videosu mu çekiyoruz biz burada? He? Komedi olsun diye bir şey mi yapıyoruz biz burada? Siz ne yapıyorsunuz ya? Allah sizin bir belanızı versin ya. Ne dediysem tersi çıktı. Bu hafta neyi söylediysem tersini yaptınız. Buyurun kanıtlarla konuşalım. Buyurun buyurun kanıtlarla konuşuyoruz. Kanıtlarla konuşuyoruz ki sonradan içinizde itiraz eder olmasın. Anladın mı? Kanıtlarla ben geçen hafta ne dediysem tersini yapmışsın. Buyurun izliyoruz. Ben bu maç genelinde bir beraberliğin hoş olacağını düşünüyorum. Beşiktaş kazanmasın ümitçim. Tamam mı oğlum? Göztepe bu maç bir sürpriz yapabilir ya da berabere kalabilir. Maçı Hüsom yönetiyor. Hüsom benim ters tarafımı biliyor musun sen palabıyık? Bak palabıyık eğer ki dadaşların bu maçta puan kaybederse sakın gelme toplantıya. Vallahi billahi 12 bağırsağını koparırım bak. Düğümlerim onları koparırım tamam mı? Dadaşlarım kazanacak. Alpiş. Alpişim. Zaten bunlarda forvet yok oğlum. Anladın mı? Gol atacaklarını pek düşünmüyorum. Elimizden geldiği kadar Ankara Gücü tarafında olalım. Bu maçtan bir beraberlik koparırsan Alpiş sana güzel bir hediyem olacak. Aslanım benim. Ah bilin bu maçı kazanma ihtimali %0. Kesinlikle kazanamaz. Fakat ben beraberlikten korkuyorum arkadaş. Beraberlik istemiyorum. Beraberliğe çok üzüleceğim. Yani bırak Akbil'in kazanmasını. Fenerbahçe inşallah bu maçı kazandıktan sonra ondan sonraki iki maç içeride Fenerbahçe'nin Tokat gelene geçene Tokat ligi bitirebildiğimiz en iyi yerde bitiriyoruz. Gelecek senede daha sezon başlamadan şampiyonuz. Tamam mı? Sezon sonunu bile beklemiyoruz. Gördünüz değil mi? He? Ha ben konuşmuşum, ha eşek konuşmuş. Ben hayatımda sizin kadar başkanını siken bir topluluk görmedim. Vallahi tebrik ediyorum sizi. Süper sikiyorsunuz. Fallaş oldum, süper. Ama ben size yapacağımı bilirim oğlum. Ben size yapacağımı bilirim. Çok güzel planlar hazırladım sizinle ilgili. Şimdi sırayla maç detaylarına geçeceğim. O zaman göreceksiniz size neler yapacağımı. Bekleyin oğlum, bekleyin. Evet. 18. hafta sonuçları Darbeli Matkap'la başlıyoruz. Darbeli Matkap Spor 2, Akbil 4. Halil Umut Efendi. Senin yediğin nanelerin haddi hesabı yok. Artık burama geldi. Halil Umut Efendi. Nedir bu? He? Ne istiyorsun oğlum sen Trabzon'dan? He? Aynı naneyi Beşiktaş maçında da yedin. Beşiktaş Trabzon maçında da yedin. Şimdi de Akbil maçı.
Senin Trabzon'la derdin ne oğlum? He? Trabzon'a gizli bir düşmanlığın mı var? Hayırdır? Söyle bakayım. Vallahi ciddi samimi soruyorum. Senin Trabzon'la derdin ne? Senin mesela eski sevgilin Trabzonluydu da seni aldattı mı yani? Nedir? Boyunuz mu? He? He? Ya da Trabzon'da hesap mı geçirdiler? Kazıklandın mı? Nedir? Ulan hamsi yedin de boğazında mı kaldı? He? Trabzon'la derdin ne senin? Trabzon'la olayın ne? Ne istiyorsun Trabzon'dan sen Ermaç Ermaç? Ya bela mısın oğlum sen bizim başımıza? Ulan sana sahip çıkması için Fırat'ı gönderiyoruz VAR'a. O bile kar etmiyor. Kaşın gözün ayrı oynuyor. Düdüğünün ayarı yok. Topluma, insanlığa bir yararın yok. Senin bu hayattaki gayen nedir Halil Umut? Senin olayın nedir ya? He? Futbolun içerisinde... Ya sen nesin oğlum? Nesin ya? Sen nasıl bir eyyamcısın ya? Sen ne istiyorsun Trabzon'dan? Nasıl verirsin bu maçı Akbil'e? Nasıl verirsin bu maçı Akbil'e? He? Söyle. Neye sattın beni? Beni neye sattın Halil Umut? Ne yaptılar? Seni nasıl satın aldılar? Aylık Akbil'ini mi fullediler? He? Engelli kartı mı verdiler? Ücretsiz mi basacaksın artık Akbil'i? He? Bana söyle. Beni neye sattın? Darbeli matkabı neye sattın? He? Yazık değil mi darbeli matkaba? Yazık değil mi Trabzonsporlulara? He? Yazık değil mi bu şehre? Ne istedin? Duygularımızdan ne istedin? Yazık değil mi lan şu taraftarı üzmeye? Darbeli matka, layla layla lay. 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 Bu insanlar bize inandı lan. Bu insanlar bizden sadece adalet bekledi lan. He? Ama sen ne yaptın Halil Umut? Sen maçı Akbil kazansın istedin. Maçı Akbil'e verdin. Evet, gelelim Halil Umut'un cezasına. Halil Umut Efendi. Şimdi seninle ilgili düşüncem şu. Seni bir küvete oturtacağız. Ama tahtadan bir küvet olacak bu. Senin bütün vücudunu balla, sütle efendim boyamayı düşünüyorum. Ellerini, ayaklarını bağlayacağım. Küvete seni oturtacağım. Ondan sonra da arılar, sinekler, her şeyi senin üstüne salacağım Halil Umut. Sen anca bunlardan anlarsın Halil Umut. Eğer ki oradan kurtulursan haftaya gel, birkaç güne toplantıya gel, sana yeniden maç vereceğim oğlum. Anladın mı? Ben sevecek kesin kurtulur. Kesin kurtulur. Ben bu herifi tanıyorsam bu herif oradan kurtulur. Sevgili Trabzonlu kardeşlerim de lütfen canlarını sıkmasınlar. Yani bunca eksiğe rağmen yine de çocuklar ellerinden geleni yaptılar. O mücadeleyi gösterdiler. Buna bir nazar diyelim, bir iş kazası diyelim, tamam mı? Bursa Spor 1, Fenerbahçe 1. Kanser Spor Fenerbahçe. Ömrümüzü yiyen spor Fenerbahçe. Ağzımızın orta yerine sıçan spor Fenerbahçe. Ben hayatımda Fenerbahçe kadar şanssız bir takım görmedim arkadaşlar. Erzurum maçında da son dakika gol yedi. Bursa maçında da son dakika gol yedi. Böyle bir şanssızlık, böyle bir cenabetlik olamaz. Koç başkanım, Allah aşkına. Bakın, al siz geldiniz, Ersun Hoca geldi, her şeyse transferler falan. Allah aşkına şu takıma bir gusül abdesti aldırın. Lütfen. Bir cenabetlik var bu takımda. Hep o 31 numaralı Slimani yüzünden. Ulan oynamayacak dedik bu maç, kafamız rahat dedik. Yine cenabetliğini bulaştırdı. Golü gördün mü Fenerbahçe'nin attığı gol? He? Soldado'nun attığı golü gördün mü? Slimani gördün mü golü? He? Soldado, sov gibi attı. Aslanım benim. Herhalde Slimani aynı pozisyona çıksa 40 kere sırtı kırılmıştı. Zaten ben sana bir şey diyeyim mi? Kıskanç. O izledi ya golü, haset bulaştırdı orada. Ay ne kadar güzel gol, ben var ya keşke bunun gibi. Kesin oradan cenabetlik bulaştırdı. Daha maç son dakika 1-1 bitti. 31 numara Slimani. Kıymetli Fenerbahçeli futbolculara gusül almayı öğretiyorum şimdi. Bakın, Türkiye'de bir ilk, uygulamalı bir şekilde gusül abdesti alma dersi veriyorum. Bunu da hiç kimse yapmaz. Bakın.
kıymetli Fenerbahçeli topçular. Öncelikle niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya diyoruz. Ondan sonra ellerimizi bileklerimize kadar güzelce yıkıyoruz. Ondan sonra sol elimizle edep yerlerimizi güzelce temizliyoruz. Oh, güzelce ne. Edep yerinin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi siz? He? Hani siz hep orayla düşünüyorsunuz ya. Ondan sonracığıma sağ avucumuzla böyle su dolduruyoruz sağ avucumuza. 3 kere ağzımıza, 3 kere burnumuza su veriyoruz. Ama fena veriyoruz böyle. Komple temizliyoruz. Böyle genzimize kadar her tarafımıza su veriyoruz. Ağzımıza her yere veriyoruz. Anladın mı? Ondan sonra son olarak daha doğrusu en önemli nokta ki bence burada Fenerbahçeli topçular büyük bir yanlış yapıyor. Bakın vücudumuzda iğne ucu kadar kuru bir yer kalmayacak şekilde vücudumuzun hepsini yıkıyoruz. Anladın mı bakın? İğne ucu kadar kuru yer kalmayacak. Slimani'ye dikkat edin. O kesin bir yerde bırakıyor bir şey. İğne ucu her tarafı yıkıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bunu bu şekilde yaptığımızda inşallah Allah gusül abdestimizi kabul etmiş olur. İnşallah ondan sonra işimiz gücümüz rast gitmiş olur. Değil mi? Gelelim cücüme. Cücüm can dostum. En sevdiğim. Neden bana bunu yaptın cücü? He? Neden? Fenerbahçe'ye bu kadar zaafımın olduğunu bile bile. Neden bana bunu yaptın? Son dakika. Bursaspor'un golünde. VAR'a gittin. VAR'a baktın. Orada bir faul var. Orada bir offside gibi bir şey var. Pasif aktifini siktirtme şimdi. Neden cücü? Bak VAR'a bakıyorsun. Yardımcını çağırıyorsun. Gel oğlum sen de bak diyorsun. 2 tane beyin, 7 tane beyin VAR'la beraber. Bakıyorsunuz, golü veriyorsun. Neden cücü? Neden bunu bana yaptın? Neden duygularımla oynadın? Sen ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Ama sana da bir ceza vermek zorundayım. Cücüm senin için bir metal aldım. 2 ucu sivri çatal şeklinde bir metal. Senin burana yaslayacağım. Kafanı böyle tutacağım. Buradan vereceğim. Anladın mı? Böyle kafanı oynatamayacaksın. Normalde bunu 1 saatten sonra kafa mecbur artık oynadığı için çok çok buradan girer ama cücüm sana kıyamam. Sevdiğim için sen bir 1/2 saat öyle dur yeter. Gerçekten de çok üzgünüz. Gerçekten de çok kırgınız. Ersun Yanal geldiğinden beri ligde 3 maç 3 beraberlik. Ersun Yanal'dan önce de zaten her hafta 1 puan alıyorduk. Şimdi de her hafta 1 puan alıyoruz. Ama sorun işte dediğim gibi gusül abdestinde. Bunu muhakkak uygulayın. Bu gusül abdestini aldırın takıma. Galatasaray 6, Ankara Gücü 0. Allah'ım ya Rabbim skora gel ya. Ben vallahi kafayı yiyeceğim ya. Bunlar gol atamaz dedik. Yarım düzine gol attılar. Vallahi çıldıracağım ya. Vallahi hayat bana vay kiki vay vay amına koyayım ya. Öyle bir şey olamaz ya. Yine pilavın yanında kuru. Yine çıktı onya kuru. Vitaminsiz onya kuru. Sezercik'teki çitlembik onya kuru. 3 tane attı. Hat-trick yaptı. Onya kuru. Meymenetsiz. İsminde meymenet yok. Sıfatsız. Çirkin. Hiç sevmiyorum. Son 2 maç 5 tane gol atmış onya kuru. Onyeguru. Fenerbahçe son 5 maç 5 gol zar zor atmış. Onyeguru 2 maçta 5 gol atmış. Onyeguru. Onyeguru yazından artık konuşamıyorum bile. Bunlar bir de forvet diye ağlıyorlar mı? He? Ulan 6 tane atmışsın forvet lan. Lan ne yapacaksın? 40 tane mi atacaksın bir maçta he? El alemin forveti 1 tane gol atmış ya. İsim vermeyeceğim. Kod adı 31. Tövbe estağfurullah ya. Alpiş. Sana ceza vermeyeceğim oğlum. Yani ne yapacaksın? 6 tane gol var. Hangi birine engel olacağım? Seni de anlıyorum. Ama ben bu arkadaşlarla Sinsi Spor Galatasaray'la
Önümüzdeki iki hafta çok iyi uğraşacağım. Önümüzdeki iki hafta beyefendiler deplasman maçlarına çıkacak. Üst üste iki deplasman. O zaman ben seninle görüşeceğim Galatasaray. İki hafta üst üste nihi nihi yapacağım sana Galatasaray. Görüşürüz, görüşürüz. Akhisar Spor 1, Beşiktaş 3. Haftanın yarrak gibi sonuçlarından bir diğeri daha. Ya Beşiktaş kazanınca ne kadar uyuz oluyorum bir bilseniz ya. Vallahi sanki bana arkadan biri dayıyor 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 ya. Sanki ben XX large'ım da ki öyleyim. Small tişört giymiş gibi oluyorum. Böyle bir üşük duruyorum. Nasıl anlatayım da? Sanki böyle yemeğime tuz serpiyorum da bir anda kapağı kopuyor. Bütün tuz yemeğin içine boşalıyor. Öyle iğrenç durumlar oluyor. Beşiktaş kazandığında. Beşiktaş taraftarının sevgilisi Kral Burak Yılmaz bu maç güzel oynamadı. Yani biraz tırttı. O güzel bir durum. Dorukhan güzel oynadı Beşiktaş'ta. Aman bir kere söyledik güzel oynadı diye nazar değdirdik. İnşallah nazar değdirmeyiz. Onun dışında Beşiktaş'ın iğrenç oynadığı saçma sapan Dorukhan'ın golü güzeldi. Onun dışında yani bilmiyorum tatsız tutsuz Beşiktaş'ın kazandığı bir maç. Neden böyle oldu Ümit? Neden? En kötü beraberlik dedim bu maça. Bilmiyorsun. Anladım. Peki senin cezanda 3 gün tuvalete çıkmanı yasaklıyorum oğlum. Eğer 3 gün sıçarsan veya işersen sana haftaya maç vermem. Ona göre takipte kalacağım. Sana bir tane dedektör onunla seni takip edeceğim. Tamam mı oğlum? Erzurumspor 1, Konyaspor 2. Nerede o? Palabıyık. Nerede? Ne demek gelmedi? Nasıl gelmedi lan manyak mısın? He? Ciddi söylüyorum. Nerede lan? Saklandıysa bir yerden çıksın. Nasıl hastaymış? La onun yalanını sikerim ben ya. Ne gelmedi mi cidden? Lan onun yalanını sikeyim ben. Korktu da gelmedi. Erzurumspor kendi evinde yenildi. Biliyor ona neler yapacağımı. O yüzden korktu da gelmedi. Ama ben onu bulacağım. Ben o palabıyığa var ya onun 12 bağırsağını sökeceğim ben. Sen rahat ol palabıyık. Erzurum! Dadaşlarım kendi evinde yenildi ya. Ya bizim kendi evimizdeki maçları kazanmamız lazım. Deplasman maçları zor. Erzurum Spor'un bundan sonraki iki deplasmanı Beşiktaş'tan Ahbil deplasmanı ya. Vay ben başımı nerelere vuram ya. Yeni Malatya 3, Göztepe 2. Vallahi ben helal olsun demekten bıktım, yoruldum. Yeni Malatya kazanmaktan bıkmadı, yorulmadı. Ne diyeceğimi şaşırdım. Yeni Malatya Şampiyonlar Ligi'ne gidecek arkadaşlar. Vallahi helal olsun. Bu Tayyip yok dedik, belki gol atamazlar dedik. Ömer Şişmanoğlu, ben buradayım başkanım dedi. Bir gol bir asist. Aslanım benim. Vallahi helal olsun. Vallahi Malatya'ya da, Erol Hoca'ya da, herkese helal olsun. Yani nazarım da değmiyor. O yüzden rahat olsunlar. Göztepe kötü oynamadı aslında ama yani bir şanssızlık oldu diyelim. Ama Göztepe'nin haftaya bay maçı var. Hiç merak etmesin. Galatasaray geliyor bunlara. Tokat manyağı yapacak. Rahat olsun. Alanya Spor 2, Sivas Spor 0. Guardiola, Hakan Keleş diye adama da nazar değdirdik. Vallahi hiç beğenmedim Sivas'ı. Bu maç kimse kusura bakmasın. Alanya Spor 10 numara top oynadı. Kazandı. Kendilerini tebrik ediyorum. Yani Sivas Robinho'yu bir aradı. Bir eski tadını tuzunu bir aradı. Yani bilmiyorum. Haftaya da kimle maçları var? Darbeli matkapla. İşleri çok zor. Alanya Spor'u tebrik ediyorum. O ateş hattından, küme düşme hattından biraz uzaklaştılar. Tebrik ediyorum kendilerini. Antalya Spor 0, Kayseri Spor 0. Ben ömrü hayatımda bu kadar leş bir maç az izlemişimdir. Yani resmen gözlerim kanadı. Yani Antalya kendi evindesin. Maçı isabetli şut atmadan bitiriyorsun. İsabetsiz şut da 3 tane ya. Allah'tan Kayseri bir şeyler yaptı uğraştı da ismine maç diyebildik. Ne oluyor Antalya? Kayseri 20 tane şut attı bir şeyler yaptı adamlar. Deplasman da olmasına rağmen en azından kazanmaya çalıştılar. Antalya hayırdır? Problem ne? Hiç iyi görmüyorum Antalya durumunu. İlk yarıyı güzel geçirdin ama son haftalarda bu maçta dahil hiç iyi görmüyorum. Bence toparlanman lazım Antalya. Kasımpaşa 0, Rize Spor 1. Gör de inanma, duy da inanma. Skora bak. Vallahi billahi ben
Yani Rize'nin gelip burada Kasımpaşa'yı yeneceği aklımın ucundan geçmezdi ya. Vallahi hayatta inanmazdım. Helal olsun Rize. Vallahi helal olsun. İstanbul'a gel. Ligin en çok gol atan takımlarından biri Kasımpaşa. Onlardan gol yemeden buradan kazan git. Yani vallahi helal olsun. Tebrik ediyorum Rize'yi. Gerçekten de. Kasımpaşa'da da demek ki olay Cagney'miş. Cagney olmayınca tırt bir şey yapamıyor. Yani Cagney olmayınca gol de atamadı. Yenildi de. Cagney bende de olsa demek ben de gol atarım. Ben de kazanırım. Rize Spor'u tebrik ediyorum. Rize Spor'un haftaya çok önemli bir maçı var. Akhisar'la. Of, yürek dayanmaz bu maça. Bakalım ne olacak. Son olarak soktuğumun puan durumuna bakalım. Soktuğumun puan durumu 18. hafta sonunda birinci, yine değişmiyor. Yine soktuğumun puan durumunda birinci Akbil 38, ikinci Galatasaray, üçüncü Yeni Malatya 32, 4 Kasımpaşa, 5 Darbeli Matkap, 6 Beşiktaş, 29'ar puan. Şuraya bak ya. Darbeli Matkap ikinciydi. Bir maç kaybedince hemen 5. oldu. Ne biçim lig ya? Ne kadar saçma sapan bir lig ya? Şuraya bak ya. Fenerbahçe kaçıncı? Fenerbahçe 15. 17 puanla. Haftanın belki de tek teselli veren tarafı, yani sinekten yağ çıkarıyoruz resmen. Tek tesellisi Fenerbahçe en azından averajla dahi olsa küme hattından yukarıya çıktı. Allah bir daha düşürmesin. Allah düşmanımı düşürmesin. Yani küme hattı çok zor bir olay gerçekten de. Dersimizin, toplantımızın sonuna geliyoruz. Birkaç güne 19. hafta toplantısıyla, dersiyle beraber olacağız. Yarrak gibi bir haftaydı. İğrenç bir haftaydı. Umarım bir daha böyle bir hafta yaşamayız. Hadi bakalım şimdi defolun gidin. Defolun gidin. Hiçbirinizin suratını görmek istemiyorum. Defolun. At ağızlılar. Defolun. Çık.